Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video içeriği hazırlıyoruz. Peki bu video içeriği ne? Bu video içeriği arkadaşlar videolarınıza nasıl YouTube videolarınıza nasıl altyazı özelliği eklersiniz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Çok basit, hiçbir eklentiye, hiçbir ekstra uygulamaya gerek yok. YouTube'un bize kendi özellikleriyle birlikte 5 dakika içerisinde çok rahat bir şekilde videolarınıza farklı dilediğiniz kadar dilde daha doğrusu altyazı ekleyebilirsiniz. Hatta başka bir konuda örnek veriyorum İngiltere'den girildiğinde başlığınızın İngilizce olarak görülmesini de sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama bunu ve dediğim gibi bunun için herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Ekstra bir uygulamaya, ekstra bir eklentiye, uzantıya hiçbir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar. YouTube'unuz olsun yeter. Şimdi hemen videoya devam ediyorum. Videoya geldiğimde arkadaşlar YouTube'a giriyorum direkt. Buradan YouTube Studio'ya girmemiz gerekiyor. YouTube Studio'ya girmek için iki farklı yöntemimiz var. Hiç bilmeyenler için anlatıyorum şu an. Kanalınıza geldiniz. Kanalınıza geldiğiniz zaman burada videolar vesaire zaten bu ekranı biliyorsunuz. Bu ekranı geçtim. Burada kanalı özelleştir videoları yönet kısmı var gördüğünüz gibi. Bu ikisinden birine tıklayarak YouTube Studio'ya gidebilirsiniz. Ama bu ikisine de tıklamadınız. Nasıl yapabilirsiniz? Buradan geliyorsunuz. Fotoğrafınıza tıklıyorsunuz. YouTube Studio yazıyor gördüğünüz gibi. Buraya tıkladığınız zaman sizi YouTube Studio'ya atacak. YouTube Studio'yu zaten kullanmayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ve buranın bilgilerini geçiyorum. Zaten eğer isterseniz YouTube Studio ayrıntılı, verimli bir şekilde nasıl kullanılır? Bununla ilgili bir video eklerim kanalıma. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi farklı şeyler var. Buradan altyazıyı seçiyoruz. Seçtik. Burada YouTube videolarımız çıkıyor. Mesela burada 14 dil eklemişim arkadaşlar bu video. Bu video 12 dil eklemişim. Siz bunu nasıl yapabilirsiniz? Size bugün bunu gösteriyorum. Şimdi bu video daha hiç yayınlanmadı. Burada da gördüğünüz gibi herhangi bir şeyim yok. Bir altyazı dilim yok. Otomatik olarak oluşturulan Türkçe dili var sadece. Şimdi buraya farklı 14 dil. Şu videodaki gibi 14 dili nasıl ekleyebiliriz? Bunu anlatacağım. Gördüğünüz gibi bakın burada Arapça da var, Farsça da var. Endonezya dili bile ekledim buraya. Çünkü neden eklemeyeyim? Böyle bir imkanım var. Farklı ülkelere gösterilebiliyorum. Neden kullanmayayım? Biliyorsunuz ki ne kadar izlenme o kadar para, o kadar kanalımıza artı puan demek. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi videolar burada farklı. Mesela buna 5 eklemişim, buna 14 eklemişim. Yani istediğiniz kadar ekleyebiliyorsunuz. Buna 3 eklemişim, buna hiç eklememişim. Şimdi bu video daha hiç yayınlanmadı. Belki yani siz bu videoyu izlediğinizde bu video yayınlanmış olacaktır. Ama şu an yayınlanmadı. Şimdi bu videoyu ekleyeceğim dinle. Geliyorum arkadaşlar videonun üzerine. Video alt yazıları çıkıyor. Burada otomatik olarak Türkçe'nin oluşturulduğunu söylüyor bana. Ben hemen geliyorum kopyala ve düzenle kısmına. Buradan arkadaşlar. Burada gördüğünüz şeyi. Metin altyazısı oluşturulmuş. Siz bu metin altyazısını düzenleyebilirsiniz. Buradan videoyu izlersiniz. Hataları, yanlış yazılmış yerleri düzeltirsiniz. Mesela genelde şu profesyonelliğe mesela. Bunlar mesela arkadaşlar yanlış yazılmış yerleri buradan düzeltiyorsunuz. Sizin konuşmanızda telaffuzunuz yanlış vardır. Belki ondan yanlış yazılmıştır. İşte bakarsınız ona göre düzeltirsiniz. Bu metni inceleyebilirsiniz. Benim şu an öyle bir zamanım yok. Size anlatmak için buraya 20 dakikalık bir videoyu düzenlemekle uğraşamam. Ama ben normalde oturuyorum, düzenliyorum. Neler eksik, neler yanlış, neleri daha iyi karşı tarafa aktarabilirim. Altyazıyla en azından bunu şey yapmaya çalışıyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar buradan. Bunların hepsini geçtim. Elimizde bir konuşma metni, YouTube tarafından hazırlanmış bir metin var. Nasıl yapacağız? Buraya geliyoruz. Buradan CTRL A diyoruz ve tüm metni seçiyoruz ve kopyala diyoruz arkadaşlar. Şimdi tüm metnimiz elimizde ve kopyaladık. Bunu ekstra başka bir yerlere de atmanıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar bunları aldık. Yayınla dedik. Hiçbir sorun yok. Şimdi sadece metnimizi kopyaladık. Elimizde kopyalanmış bir metin var. Sonra arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi otomatik vardı biraz önce. Şu an Türkçe dili buraya eklendi ve yayınlandı gördüğünüz gibi. Şimdi kopyala ve düzenle kısmına bir dakika, ilk önce şunu göstereyim. Düzenle kısmına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi buraya zaten dakika dakikasına ayarlı bir şekilde var. Ama sizde bu şekilde çıkmıyorsa, tüm metin olarak çıkıyorsa ne yapacaksınız? Kopyala ve düzenle kısmına gelin, devam deyin. Sadece yapacağınız mesela arkadaşlar demişim bir es koyun. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yayınla deyin. Yayınla dedikten sonra sizin yayınlandıktan sonra video dili Türkçe olarak ayarlanan metninizde burası bu şekilde dakika dakika bir şekilde ayarlanmış olacaktır. Şimdi bunu da kapattım. Geliyorsunuz. Bu işlemleriniz tamam. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz dilekle bölümüne. Burada dilekle bölümünü görüyorsunuz. Dilekle bölümünde farklı yani dünyada konuşulan ya da YouTube olarak izlenilen
farklı farklı diller var. Siz buradan hangisini istiyorsanız onu tercih edebilirsiniz. En çok konuşulan diller nedir? Çince, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Almanca. Bu tarz dilleri eklemenizi ben tavsiye ederim. Ben şimdi örnek veriyorum. İspanyolcayı ekleyeceğim. İspanyolcaya tıklıyorum arkadaşlar. Bize burada iki tane gördüğünüz gibi ekle kısmı geldi. Ekle kısmına tıklıyorum. Buraya manuel olarak ekleyebilirsiniz. Manuel olarak eklediğinizde nasıl yaparsınız? Örnek veriyorum. Buradan yine Google çeviriye gelirsiniz. Google çeviriye gelip bizim elimizde bir metin vardı. Bu metni buradan örnek Portekizce'ye çevirip kopyala yapıştır metoduyla yapabilirsiniz. Veya bunların hiçbirini yapmazsınız. Video altyazıları bölümüne tekrar geldim. YouTube stüdyodayım şu an. Otomatik çevir var. Gördüğünüz gibi otomatik çeviri tıklayın. Burada yine dakika dakika olarak ayarlanmış. Yayına deyin ve arkadaşlar otomatik olarak sizin altyazınız eklensin. Hemen başka bir dil ekleyelim. Dil ekle kısmına geliyorum. Buradan Almancayı seçiyorum. Ekle diyorum. Otomatik çevir diyorum. Yayınla diyorum. Bu kadar basit. Şu an sizin şeyiniz, altyazınız videonuza eklendi. Yayınlaya bastıktan sonra eklenir arkadaşlar. Zaten burada da yayınlandı olarak gözüküyor gördüğünüz gibi. Arapça ekleyelim. Geliyoruz ekle diyorum. Seçiyorum Arapça ekle diyorum. Otomatik çevir diyorum ve yayınlıyorum. Peki şimdi şu özelliği nasıl yapabilirsiniz? Bunu da bu videoda anlatayım. Şimdi Arap coğrafyasından bir katılmış bir insan. Yani videonuzu önüne çıkmış bir insan. Video başlığınızı otomatik olarak nasıl çevirir? Hani çeviri özelliği var biliyorsunuz ki bunu nasıl kullanabilirsiniz? Burada başlık açıklama kısmı var gördüğünüz gibi. Buraya elle düzeltmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buraya şuradan başlığınızı seçin. Kopyalayın. Çeviriye gelin. Buradan Arapçayı seçin. Ben Arapçayı seçtik. Şöyle yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi zaten direkt çevirdim. Kopyalıyorum. Hemen buraya başlık kısmına yapıştırıyorum ve mesela Arap coğrafyasından bir izleyen bir insan da artık sizin videonuzun başlığını Arapça olarak görecek. Yine aynı şekilde Almanca yapabiliriz. Almanca için de geliyorum buraya. Almancayı seçiyorum. Hemen şöyle seçtim. Kopyalıyorum arkadaşlar. Şöyle evet mesela fazla geldi. Ben şurayı sileceğim. Yine fazla geldi. Şunu da sileyim. Şöyle 101. Şu şeyi de sileyim. Evet yayınla diyorum arkadaşlar. Bu da oldu. İspanyolca için de aynı şeyi yapabilirsiniz. Yani istediğiniz dili buradan seçerek İspanyolca yok mu be? İspanyolcayı seçiyorsunuz. Kopyalıyorum. Geliyorum buraya yapıştırıyorum. Yine burada fazla çıktı. Hemen şurayı silmek istiyorum ben. Burası gereksiz zaten. Evet, tamam. Yayınla diyorum. Ve şu an benim 1, 2, 3, 4, 5, 4 dilde videomun altyazısı olarak yüklenecek ve mesela Almanya'dan izleyen bir insan benim video başlığında Almanca olarak görecek. Evet, videolarınıza şey eklemek, altyazı eklemek çok basit, çok pratik ve istediğiniz dili ekleyebiliyorsunuz. Bu bize YouTube'un sunduğu bir özellik. Lütfen başka şeyler kullanarak vaktinizi, zamanınızı harcamayın. 10 dakika içerisinde 10 tane dil ekleyebilirsiniz. İnanılmaz basit bir şekilde yani. Bunlarla da uğraşmazsınız. Sadece otomatik çevir yaparsınız. Başlık ve açıklamayla uğraşmazsınız ve daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bu video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarıma göz atmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.